Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün 7 Ekim. Güneş batmak üzere. Larvalar var. Günlük yumurtalar var arkadaşlar burada. Üst tarafta bal kemeri oluşmuş. Mevcut az. Bu tarafta da anaarım yine burada da aynı görüntü mevcut. Şurada anaarımını da boyayalım görmüşken. Hemen arılar ana arının dolmadığı için ya, kendini hemen gizliyor. Gizlesin önemli değil. Biz göreceğimizi gördük. Bunlar bu senenin anaları. Yavru alanlarını iyice dar atmış. Eğer yoğun olsaydı arkadaşlar, tam buraya geçmiş. Yoğun olsaydı buraya komple yumurta atardı bu anaları. Şimdi şöyle bir bakalım. Buna ne yapabiliriz? Her iki tarafta da yavru alanı var. Bunları yapacak fazla bir şey yok arkadaşlar. Bölme tahtası olsaydı şunu alırdım. Ballı bir çıta ama polendiyse alamıyoruz işte. Çünkü buradaki arıyı da alıp oradan besliyorlar. Bunun petrol vardı. Buradan alıyorlar polenle, bu larvaları besliyorlar. Bir de şerbeti verirken arkadaşlar mevcuda göre verin. Ben her günde vermeyin, ana arının yumurtlayacağı alanlar olsun. Anaarıyı nasıl boyadığımızı da gördünüz. Şimdi şurada şu olan 2000 Eylül 17 mi 19'unda anası çıkmıştı. Bir tanesine baktık, yumurtlamaya başlamış. Şimdi şunun dakikasına bir bakayım. Gelin bir de buna bakalım arkadaşlar. Şöyle. Bakalım bu yumurtlamaya başlamış mı? Eğer başlamamışsa bunu zayıf kuranlarla birleştireceğim. Geçen görmüştük anasını. Ama yumurta atmamıştı. Boyayıp boyamadığımı da hatırlamıyorum.
Kalemli bir çıta. Güneş de battı. İnşallah görürüz. Ve anaraya da bakıyorum arkadaşlar. Görürsem onu da boyayacağım. Zaten çiftleşmemişse de bir gereği de yok o anar. Bu saatten sonra. Varsa bu çitada vardı bir şeyler. Evet arkadaşlar çiftleşmiş, bu da çiftleşmiş. Evet, boyamışız da bunu bak. Evet, çiftleşmiş. İyi, çok şükür bu da çiftleşmiş. Bunlar 7'sinde, 17'sinde çıkan analar. Şimdi buradaydı analar. Geçen geldiğimizde bazılarını boyamıştık. Bu yumurtasını görmemiştik bunun. Bu da yumurtlamaya başlamış arkadaşlar. Burada da vardır büyük bir ihtimal yumurta alanı. Evet arkadaşlar. Gayet başarılı bu da. Stokları her şey yerinde. Fazla bunu alıyoruz. Bak 3 çıta. Hem fazla olanları alıyoruz arkadaşlar. Çünkü öbür tarafta yani yoktu, yumurta alanı yoktu. Bir daha kontrol edelim de. Yani şu çıtanın niye haklısınız? Şerbet de vermiyoruz buna. Vermenin de gereği yok zaten. Anaarı daha fazla yumurta alanını genişletecektir. Amaç da o zaten arkadaşlar. Kışa ne kadar genç nüfusla girersek o kadar önümüzdeki bahara daha sağlıklı, daha güçlü kolonilerle çıkmış oluyoruz. Bunu yaptırmamız lazım kovanlarımıza. Yön vermemiz lazım. Her kovana aynı uygulamayı yapmamamız lazım. Kovan bize neyi söylüyorsa o uygulamayı yapmamız lazım. O işlemi yapmamız lazım. Yani kovanına göre işlem yapacağız arkadaşlar. Fazla şerbet vermek önemli değil. Yeterli stokları varsa şerbet vermeyin. Anaarıya yumurta alanlarını kısıtlamayın arkadaşlar. Kalın sağlıcakla. Bu arı 17 Şubat, ya 17 Eylül, 18 Eylül, 19 Eylül. O tarihlerde çıkmıştı. Dur bir bakın, belki kağıdı vardır arkadaşlar ya. Yok kağıdı, ben şurada. 12.9. 12.9'da çıkmış arkadaşlar anası. 9. Eylül'ün 12'sinde çıkmış. Bu da yumurtladı. Yani Adana'da demek ki Eylül ayında çıkan analar da çiftleşiyor. Alın sağlıcakla arkadaşlar. Kanalımıza destek olup yorumlar yapmayı da unutmayalım. Allah'a emanet olun.